Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar, çivisi çıkan yargının iktidarın kanunsuzlukları karşısında yine dosya kapatıcı eylemlerine ilişkin. Mayıs ayının başında Ümraniye Belediye Başkanının babasının cenazesinde yüzlerce insan başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı hatta İstanbul valisi ve emniyet müdürü de bulunmak üzere yüzlerce insan onların deyimiyle lebalep cenaze töreni yaptılar. Daha önce Tayyip Erdoğan AKP kongrelerinde de kendi hülyocularına teşekkürler göndermişti. Pandemi döneminde lebalep kongrelerinde salonları doldurdunuz. Hepinizi kutlarım diye. Şimdi bir taraftan bilim insanlarının Koronavirüs salgını karşısında alınması gereken önlemleri tüm halkın uyması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Sağlık Bakanı da bu çağrıları timsah gözyaşlarıyla televizyonlarda yapıyor. Hatta tarikat liderlerinin cenazelerine katılıyorlar. Bazı eleştirilen durumlarda öz eleştiri yapıyor ama arka arkaya yine bu törenleri yapmayı sürdürüyorlar. Halkımızın cenazelerinde 30 kişi sınırı getiren AKP giller kendi cenazelerinde hiç böyle bir sınıra uymuyorlar. O zaman çöpten kağıt toplayan gariban insanımıza yazılan 3000 liralık para cezasının ne anlamı var? Çocukları ve eşiyle motosikletle giderken maske takmadı diye para ceza yazılan insanlarımızın ne suçu var? Dolayısıyla burada Tayyip Erdoğan ve AKP güllerin tamamı kanunsuzluk yapmaktadırlar. Kanunsuzluk çağrısı yapmaktadırlar. Dolayısıyla kimsenin madem anayasanın eşitlik ilkesi 10. maddesi yürürlüktedir. O zaman kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla de savcıların da bu suçlar karşısında sessiz kalma, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme yetkileri de yoktur. Bu kararları veren savcılar da aynı suçu işlemişlerdir. Halkın Kurtuluş Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu suçların takipçisi olacaktır. Ee, Anadolu Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu soruşturmaya yer olmadığına dair kararla ilgili bugün itibariyle suç ceza hakimliğine itirazımızı yapmış bulunuyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi kanunsuzluklar karşısında sessiz kalmamaya devam edecektir. Saygılar sunarım.